Şimdi Mudanya'daki konuşmamda söyledim. Adalet hava ve su gibi, ben yaşayamam adaletsiz yani. Siz de yaşayamazsınız. Babamız da annemiz de yaşayamaz. Aynen öyle. Eğer adalet yoksa niye? Evet. Aynen öyle niye anacığım. Yaşayalım? Aynen öyle anacığım. Yani bu adalet tecelli bu etmek zorunda. Etmeli. Bitti. Etmeli. Bitti. Adalet tecelli etmeli. Ondan sonra yanlış anlamayın. A, B, partideki hesap vesaire. Yani ben onlar görülür, konuşulur. Bakılır, altı görünür, üstü anlaşılır, bakılır yani. Bizim koltuk kavgası vardı, ne koltuk sevdası vardı, ne böyle bir hevesi vardı. Çünkü rahattı kafası, emindi. Kimsenin ne koltuğunda kavgası vardı, herkes kendi kendine gelin güve oldu. Ben içime taş basarak, ben oğlumun toprağıyla duruyorum. Oğlum güzel insan yetiştirmek için, insanları güzel yere çekmek için uğraştı. Öyle. Bu mu olmalıydı öyle sonucu? Sonucu bu mu olmalıydı? Öyle. Öyle. Başınız sağ olsun. Teşekkürler. Ne demek? Biz annemizle babamızla beraberiz. Gelemediğinizi söylediler. Ben de bir sesinizi duyayım istemiştim. Biz eşinizin, evlatlarınızın, sizin hukuk, adalet arayışında biz yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyorum. Burada az önce annemize, babamıza da ifade ettim. Hem genel başkanımızın bu konudaki hassasiyeti ve düşüncelerini biliyorsunuz. Hem onu temsil etmek adına, hem de kişisel olarak da hukuk ve adalet hususundaki kararlılığımız adına Sinan hocamızın, sizlerin hakkını, hukukunu sonuna kadar arayacağımızı ve takipçisi olacağımızı lütfen bilin. Hem bunu beyan etmek için, hem acınızı paylaşmak için, hem Sinan hocamızın bütün milletimizin kalbine girdiğini, vicdanında onun için mücadele edeceğini hissettirdiğini de bilmenizi istiyoruz. Yani annem, yani bu duygularımız lütfen sizde kalsın, olsun. Dertleşiriz, sohbet ederiz. Allah şahittir ki koşar geliriz. Çünkü Sinan hocamızın bu olayı memleketi adına çok sorgulanması gereken tarafları var. Hepimizin sorumluluğu. Yani hepimizin sorumluluğu. Bunu hepimizin kabul ettiğini biliniz. Burada il başkanımız, ilçe başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bey, hepimiz beraberiz. Herkes aynı duygularını paylaşıyor. Size selamlarını, saygılarını iletiyor. Aleykümselam. Çok teşekkür ederim. Size de gelen bütün arkadaşlara selamlarımı ilettim. Gelişiniz, başsağlığınız, yanımızda duruşunuz bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sağ olun, sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Onur duydum çok kabul ettiğiniz yani, için. Çok teşekkür ederim. İfade ettiğiniz gibi bu bir kişinin değil. Kesinlikle. Kesinlikle. Herkes elini vicdanına koyacak. Yani biz bunların hukukla, adaletle çözümüne kavuşturamazsak milletçe başımız aşağı eğilir, bak söyleyeyim yani. Milletçe. Evet, çünkü yani bu tür olaylar, katledilen, geçmişte de katledilen insanlarımız oldu. Çok kıymetli insanlar. Hala faili meçhul şeklinde kenarda köşede tutuluyor. Ve inanın onlar adına hepimizin başı öne eğiktir. Sinan hocamız için de başımız öne eğilsin istemiyoruz. İnşallah bu konuda hep birlikte çözüm bulacağız. Tekrar yanınızda olduğumuzu, evlatlarınızın yanında olduğumuzu, acınızı paylaştığımızı lütfen bilin. Bir telefon mesafede olduğumuzda bilin. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ederim. Aile hala acılı malum. Evet. Basına kapalı gerçekleşti ziyaretiniz. Nasıllar? Neler konuşuldu içeride? Dertleştik. Acıyı paylaştık. Adalet tecelli etmeden tabii ki burada insanların yüreğine su serpilmez. Memleketimizin her hanesine Sinan hocamızın da, onun anneciğinin, babasının, eşinin de her hanesine adalet diliyorum. Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun. Efendim, tetikçi hala yakalan katil. Aynı katiller neyse. Siz neler yani gördük? Dediğim gibi Allah memleketimizi adaletsizlikten korusun. Peki Bahçeli'nin ben bu konuda ben bu konuda
Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Başınız. Sağ olun. Ben bu konuda genel başkanımızın ve özellikle diğer liderlerin söylediklerine bakın diyorum. Ne diyorlar? Mutlaka adalet için mücadele edeceğiz diyorlar. Ben de kendilerine söyledim. Hem onu temsil ediyorum hem de şahsım adına da ben dahil bütün herkes adaletin tecelli etmesi için bu sürecin, Sinan hocamızın bu sürecinin takipçisi olacağız. Bu ülkede faili meçhulden nice ailelerin canı yandı. Hala faili meçhul dolaplarında duruyor. Bu ve bu tür süreçleri memleketimize yaşatmayacağız.